Kurtar beni. Yardım et. Sahibini kuyudan kurtarmamızı istersin demek. Aferin sana. Ne ararsın burada? Bizans peşimdedir. Onlar gelmeden kurtar beni beyim. Dayan hatun, kurtaracağım seni. Sana itimadım tamdır Karabey. Mahcup etmeyesin beni. Tasalanmayasın. Şimdi çıkacağız buradan. Tutunacak takatin var mı? Ney? Sıkıca kavra belimi. Ne olur ise olsun bırakma. Sen mi kırdın bu merhemi? Sana bir can borcum vardı. Ödemiş oldum. Allah ikinizden de razı olsun. Kimsin, necisin? Adını da hele. Akça adım. Epey vakittir Vaspurakan'da esir gibi yaşayan Türkmenlerdenim. Köle olarak satılacakken bir yolunu buldum. Kaçtım ellerinden. Kuyuya zor attım kendimi. Şükür yetiştiniz. Yoksa niceydi halim. Sor beyim. Kurtla bir başına ormanda ne yaparsın? Sen de yaralısın beyim. Mühim değil. Acısı olmadığına göre zafer yarasıdır bu. Tezce geçecek bir yara için canın kuşağı heba etmeseydin.
cenk meydanından muzaffer dönen bir erin yarasına sarılıp kanına bulanmakla kuşak heba olmaz. Aksine şeref bulur beyim. Akça Hatun, ne diye dalar gözlerin? Bir müşkülün mü vardır? Çok şükür yoktur beyim. Bana obanızda kucak açtınız. Beni bir başıma bir çare kalmaktan kurtardınız. Ne müşkülüm olsun. Yarama şifa oldu. Sağ olasın. Sen de kalsın beyim. Başka bir yara sararsın belki. Atın da dilinden anlarsın kurdun da. Nereden, kimden öğrendin? At bize kanat, kurt da yoldaş değil midir beyim? Onların dilini bilmeyen Türk mü vardır? Doğru dersin. Kara beyim de bana nice senedir dost oldu. Canımdan bir parça oldu. Hayırlı geceler bey. Burada olduğunu unutma. Sevdiklerini kaybetmenin acısını bilirim. Lakin elden ne gelir? Takdir-i hüda. Allah sabredenlerle beraberdir. Sağ olasın bey. Katledilen kardeşlerimiz ömürleri küffara köle olmakla geçti. Tam kurtulduk derken de bunca yıl toprağımızı ekip biçen, bize hizmet eden bunlardır demedi soysuz köpekler. Demezler. Onlara köle çok nasılsa. Yeni köleleri taşıyan arabalar yoldadır şimdi. Sen oradayken ne vakitte bir gelirdi bu köle arabalar? Bizans usulüdür bu. Küffar gibi kılıç savurmayı nereden bilirsin? Küffar elinde büyürken öğrendim. Vaspurakan Kalesi'nde gördüm seni. Bahsettiğin gibi bir kaçak değil. Ahaliden biri gibiydin. Ne saklarsın bizden? Buradan canımı zor kurtarmışım. O kalede daha ne işim olur beyim? Yanlış görmüşsün belki. Ben ne gördüğümü bilirim. Ben de nerede olduğumu bilirim. Sözüme itimat etmez de beni böyle hain bellersen. Buyur vur boynumu.
Hain görülmektense ölmeyi yeğlerim. Bunların dikeni kendini sakınmak için vardır derler. Öyle midir? Bazısı öyledir. Bazısının dikeni de bir yere tutunup boy verebilmek içindir. Lakin kimi vakit tutunayım derken böyle kanatır. Dikeniyle kanatan ya çiçeğiyle sarar ya yaprağıyla. Müsaade et, tekelle saramaz. Bu vakti dek açılan her yaramı kendim sardım. Kah iki elimle, kah tek elimle. Cenk'ten döndüğüm vakit yaramı sen sarmıştın. Borcum vardı say. Ödeşmiş olursun. Açtığım yara elinde değildir bilirim. O yarayı sarmak böyle kolay değil, onu da bilirim. Kendi açtığın yarayı değil de dikenin açtığı yarayı sarman bundan mıdır beyim? Zordan mı kaçarsın? Açtığım yaradır. Lakin kaçtığım nedir? Bilmem. Çiçek toplamayacak mıydın? Yaram sağlınca toplarım. Dikeniyle tutunayım derken diğer elimde kanatmasın şimdi.
Efendi. Ne ararsın burada Akça Hatun? Hiç beyim. Dağ çilekleri olmuş mu diye bakarken dal yırttı kaftanımı da onu dikeyim dedim. Emanettir. Akın ayağına sandığından çıkardı herhalde. Hayrola? Siz nereye böyle? Rast geldiğimiz iyi oldu. Obadan çıkarken seni göremedim. Bir diyecek mi vardı beyim? Vardır ya. Helallik isteyecektim. Helallik mi? Öyle. Geldiğinden beri çok şeyliğin dokundu bize. Evvela Karabey'imi yettin. Sonra babama şifa aldın. Kimse bir şey yapmaya cesaret edemezken sen alplerimi kafesten saldın. Hasta yaralı yattın, başımda bekledin. Yaramı iyi ettin. Çok akıl geçti. Senin yaptığın iyilik yanında lafı mı olur beyim? Varsa bir hakkım helal hoş olsun. Olsun da sefere mi gidersin, Irak bir ile mi? Niye helallik istersin? Çıkmışız bir yola. Dönmek de var, dönmemek de. Öyle elbet, öyle. De niye böyle vedalaşır gibi konuşursun beyim? Onu da hele. Bir müddet obaya dönmeyeceğiz Akça Hatun. Kendi yurdundan, obandan nereye, niye gidersin? Sevdiklerinden niye ayrı kalasın beyim? İnsan sevdiklerini yüreğinde taşır. Nice ayrılık olsa yine birdir. Beraberdir gönlündekiyle. Elbet gözünde hakkı vardır, görmek ister ama... Sabır diyelim. Allah'a ısmarladık. Ben de Allah'a ısmarladım. Derdimi, kederimi, gönlüme saklayıp diyemediklerimi hep Allah'a ısmarladım. Thank you.
Hekim gelecek. İyi olacaksın. Bırakma kendini. Her yaramı kendim sardım demiştin. Haydi açıver gözünü Akçaotun. Bak. Sarılacak yaralar var. Aç gözünü. Daha sana diyeceklerim var. Esaretten kaçtığın Vaspurakan'ı alacağız daha. Oraya hür, başımız dimdik. Ve hak nasip ederse bir olarak gireceğiz. Aç gözünü. Gün batmadan nehir yakınındaki çamlık alana gel. Gözünü açar açmaz atının yanına mı geldin Akça Hatun? Senin Karabey'e düşkün olduğun gibi ben de ona pek düşkünümdür beyim. Çok şükür ayaklanmışsın. Bacım Gevher'e canını siper etmişsin. Var olasın. Minnetin büyük. Estağfurullah beyim. Belli ki sonrasında hepimizin canını siper olup kurtaran siz olmuşsunuz. Asıl ben minnettarım. Zaten bir can borcum vardı. İmdi iki oldu. Ben içeri gireyim. Akın ayağına uyanmıştır. Şimdi göremeyince telaşlanır. İyice istirahat et ki canın yerine gelsin. İyi misin kızım?
Merak etme, iyiyim baba. Babam mı? Obamıza gelen kimsesiz Türkmen kız Akça. Hakikatte tek Furke kandan olsun kızım Arya'ymış demek. Seni hain. O kansız babanla oyun kurdunuz öyle mi? Sen nasıl bir hainsin? Beyim. Dinle. Dinledim. İşiteceğimi işittim. Göreceğimi gördüm. Kimsesiz kalmış bir Türkmen kızıyım diyen Akça. Meğer ki kalmayan olsun. Anamın katilinin kızıymış. Maria. Göründüğü gibi değil. O benim babam değil. Yalan üstüne yalan söyleme hatun. Baban değilse ne diye baba dersin? Niye gizlice buluşursun? Hepimizi kandırdın. Beni, atam Çağrı Bey'i, Akınay anayı. Obamla cümle reyamız seni bağrına bastı. Sevdi, korudu. Ama sen zehrini akıtmak için girmişsin aramıza. Hakikat ortaya çıkmaz mı sandın? He? Hakikat ortaya çıktığında bu ettiğin kelamlar içimi yakacak. Keşke diyeceksin. Keşke sana değil gözüme inansaydım. Vaspurakan'da gördüğüm de sendin. Keşke böyle kılıç savurmayı nereden bilirsin diye sorduğumda bana verdiğin cevaba kulak vermeseydim. Keşke seni o kuyudan kurtarmak yer... Alparslan Bey. Emir Ali bu ne aldır? Kefere bozgun verdim. Çok şükür hepsini telef ettik beyim. Yardım edesin. Ses hekimlere haber edin. Vardım beyim. İyi misin kızım? Merak etme, iyiyim baba. Yüreğini yüreğime, ömrünü ömrüme katıp benimle bir olur musun diye sormak için uyanmanı beklerken şükür ki ben uyandım.
Şimdi sen uyanacak, hainliklerinin hesabını vereceksin. Yarası yine kanar. Ne gerekirse yapıp sağaltın hatunu. Ne kadar tez ayağa kalkarsa o kadar iyi. Nasıl da masum görünürsün. İçindeki karanlığı yüzünün sahte aydınlığıyla saklarsın. Amma bitti. Babanla kurduğunuz tezgah yine bozuldu. İhanetinin bedelini ödeyeceksin. Ben hain değilim. Senin kaçırdım diyerek getirip önüme attın Göktuğ Bey. Güya gizlice öğrendiği malumatla bizi Bizans'ın kurduğu pusunun içine çekti. Demek hain olan o. Benim bundan haberim yoktu. İnanmazsan getir kitabı el basayım. Bu oyunu babanla beraber kurdunuz. Göktuğ Bey'i sana o verdi. Beni kandırmak için... Ben seni değil. Kekamenos'u kandırdım. Göktuğ'u ondan aldım, doğru. Ama seni pusuya düşürmek için değil. Sana kurulan tertibi çözebilmen için. İşte aradığımız fırsat bu baba. Göktuğ Bey'i öldürmekle hiçbir şey elde edemezsin. Ama onu kaçırıp Alparslan'a götüren ben olursam... bana yeniden güvenmelerini sağlayabilirim. Onlar için neler yapabileceğimi görmezlerse aralarında artık barınamam. Zekice. Hem de çok zekice. Göktuğ artık senindir. Ama çok dikkat et. Onu sana kendi ellerimle verdiğimi Alpagut dışında hiç kimse bilmemeli. Sakın unutma. Düşman sadece dışarıda değil, içeride. Onu kaçırırken sakın yakalanma. Her şey üzerine yemin ederim pusudan haberim yoktu. İnanmazsın ama tekrar söyleyeyim. O benim babam değil. Tıpkı senin gibi benim anamı da o öldürdü. Ve ben yıllarca anamın katilinin yanında bir gün ona yaptıklarının hesabını ödetmek için sabredip bekledim. Bana inanmazsan Akın Ayana'ya sor. Söylediklerimin doğru olduğunu sana o anlatsın. Bu hikayelerle Akın Ayana'yı da kandırmışsın belli. Öyle ya. Hepimiz insanız. Beşeriz, şaşarız. Yanılırız, yeniliriz. Ama bitti. Gözlerimle gördüm. Kulaklarımla işittim. Hainliğini yaşadım, gerçekledim. Ve dahi Göktuğ'la kurduğunuz da bir tertipse... kılıcımı kanına bulamadan kınına sokmam dedim. Hata ettim. Fevri davrandım.
Her ne günahın olsa da töre vardır, yargı vardır. Gayrı söz bitmiştir. Hakkındaki hüküm neyse divan kurulur. Atam çağrı ve hükmü keser. Bağışlanacak, helallik istenecek bir hal yoktur Alparslan Bey. Sen devletinin selameti için hak bildiğini yaptın. Ne kırgınım ne de kızgın. Benden yana gönlünü ferah tut. Nihayet inandın. Ama inanman yetmez. Madem iş çığırından çıktı, Kekamenos'un ardından gönderdiklerini biçtiniz. O vakit beni almaya gelmesini de bekleyelim derim beyim. Sözü aşikar konuş Akçatun. Ne diyeceksen taslamamda. Beyim, Kekamenos bütün sırlarını size aşikar etmemdense beni alabilmek için canını dahi ortaya koyacaktır. Demem o ki beni kullanarak onu tuzağa çek. Kurtarmaya geldiğinde de canını al. Olmayacak şeyi ne demeye dersin Akçatun? Onun canını er ya da geç alacağım. Ama seni yem ederek değil. Gün gelecek, Vaspurak'ı fethedeceğiz. Onun canını da o vakit alacağım. Dönen dönsün. Ben yolumdan dönmem. Bir senin ananı öldürmedi o kara dinli kafir. Benim de anamı aldı. Dahi nice canımızı. Ben ülküm için anamı kara toprağa, acısını yüreğime gömdüm. Fetih bize nasip olan da intikamımızı alacağız. İçimizdeki yangını o vakit söndüreceğiz. Ben kendi canımı, ömrümü bu uğurda hiç edeli çok oldu beyim. Alpagut bana biz yaşayan birer ölüyüz. Kendimizden çok daha büyük bir dava için adanmış iki kurbanız dediğinde daha 10 yaşındaydım. O vakitler ne seni bilirdim ne bir başkasını. Gayrı bu benim son fırsatımdır. İmdi kaleye gitmez isem o kaleye bir daha giremem. Onu öldürmek için yıllarca yanında yaşama zulmüne katlandığım o yılanı bir daha elde edemem. Beyim ya beni gönder ya da bana yardım et dediğimi yap. Senden başkaca arzum yoktur. İyi misin Akçaar? İyiyim beyim. Ama Alpagut'la birlik edip Kekamenos'u öldürmeme mani olmasaydın daha iyi olurdu. O vakit muhtemelen hayatta kalmayacak. Orada seni sağ kollar mı sanmışsın? Yoksa hayatını kurtardığım için mi kızarsın bana? Benim değil.
Kekamenos'un hayatını kurtardığın için kızarım. Alpaguç kaleye gelip illa beni alacağını söyleyince size uymak zorunda kaldım. Yoksa ben canımdan geçeli çok oldu beyim. Ama sen Selçuklu'ya gereksin. Canın tek sana ait değil. Sahibini biliriz Akşat. Estağfurullah. Demem şu. Sen hanedan mensubusun. Koca Çağrı Bey oğlu Alparslan Bey'sin. Bizden çok, senden az. Canımı sakınmanın tek sebebi bu mudur Akçı Hatun? Beyim, biz hazırız. Uzun boylu konuşacağımız vakit de gelecek inşallah. Ben geri dönene dek obadan ayrılmazsan gönlümüzü ferah edersin. Kolay gel Akça Hatun. Sağ olasın beyim. Hoş geldin. Ben geri dönene dek obada kalırsan gönlümüzü ferah edersin dedik ama dinleyen kim? Ama beyim... Amması yok Akça Hatun. Anlaşılan senin bana gönül ferahlığı vermeye de niyetin yok. Ben sana bir tas ayran vereyim beyim. Gönlünü ferahlatmazsa da içini ferahlatır belki. Ayranın göreceği iş değil o. İçim de gönlüm de ancak senin gamdan, beladan ırak olmanla ferahlar. Bunu da öylece bil. Attığın adımı da öyle at isterim. İnşallah beyim. İnşallah. Beladan uzak dur ki bela gözlerin kederle gölgelenmesin. Beter bela mı var Alparslan Bey? Gözümün ele aldığını bilirsin ama gözümün içine bakıp da bir türlü diyemezsin diyeceğim. Aşı hazır ettim beyim. Eline sağlık Akça Hatun. Pek güzel görünür.
Yemeden giderse yazık olacak. General, aşın kendinden çok içindekiyle alakadar olacaktır beyim. Aşın içine anahtar yerine zehir koymak için neler vermezdim. Allah düşmanlığını nasip etmesin Akşatun.